Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tuzlu kurabiye tarifi vereceğim arkadaşlar. Tuzlu kurabiyemiz çok güzel bir kurabiye, ağızda dağılan, kıyır kıyır eden kurabiyelerden bir tanesi arkadaşlar. Gayet kolay, evdeki olan malzemelerden yapabilirsiniz. Şimdi malzememizde 200 gram şöyle, ben üstünden aldım 200 gram olduğu için, tereyağı. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağ. Bir çay bardağı yoğurt. Hepsini boşaltıyoruz. Böyle oda sıcaklığında olacak arkadaşlar, tereyağı böyle elinizde ezilecek. Getir kızım. Elimde iyice ezdikten sonrasında biraz burayı göstersin, tam gözükmüyor burada. Şöyle tam görün arkadaşlar, bakın. Böyle ezdim iyice. Ezdikten sonrasında bir tatlı kaşığı, ben çay bardağına koydum, sirke, üzüm sirkesi. Bir tatlı kaşığı mahlep. Mahlep güzel koku versin diye içine. Bir tatlı kaşığı tuz. Kızım yumurtaları da. İki tane yumurta arkadaşlar, birinin akını içine, sarısını üzeri için ayıracağız. Şöyle bakın, böyle bir kıvam alıyor, akıcı bir kıvam. İyice ezildikten sonrasında 2 tane kabartma tozu, 1 tane vanilyamız var. Aa. Sen akı nerede? Ne? Bunun akını ne yaptın? Ne gibi onu? Hayattık. İçine konacaktı. Öyle desene. Neyse, bir şey olmaz ama. Şöyle kabartma tozunu da koyunca arkadaşlar, zaten sirkeyle buluştuğu anda böyle içinde daha fazla kabarcıklar oluşuyor. Şöyle İyice karıştırıyorum, bakın. Çok güzel bir kıvam aldım. Şimdi unumuzu şöyle. Un tam ölçü veremeyeceğim arkadaşlar, tam ne kadar olduğunu. Azar 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 üstüne ekleyerek karıştırıp yoğurmaya hazır edeceğiz. İsterseniz içine böyle çörek otu, künce de koyabilirsiniz ama ben koymadım. Çörek otuyla künceyi dışına koyacağım. Bu ayrı. Kızım getir biraz daha un koyalım, onu az oldu. Hamurunu göz kararı, yumuşaklığını, elinize yapışmayacak bir hamur olarak yaparsınız arkadaşlar. Hemen hemen böyle 4 su bardağı un gidiyor.
bu tarifte. Tepsiyi ver kızım, yağlı kağıtlı içine. Leğenimizin kenarını şöyle temizleyelim. Şöyle iyice hamurunu güzel bir şekilde yumuşak bir halde yoğurmamız lazım arkadaşlar. Yoksa kurabiyelerimiz fazla güzel olmaz. İçi topak topak kalır. Bir şeye yaramaz. Böyle yumuşak bir hamur olması lazım. Bakın, gayet yumuşak güzel bir hamur elde ettik. İyice yoğurdum arkadaşlar. Ben tam kıvamını aldı. Şimdi buna güzelce şekil vererek, ister pasta kalıbınız varsa onunla, isterseniz yoksa, pasta kalıbınız yoksa elinizle güzel. Şimdi sizlere göstereceğim. Benim de pasta kalıbım yok. Onun için sizlere göstereceğim. Onun gibi ayarlayarak siz de yapabilirsiniz. Şimdi pastamızın şekline geçelim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir tahtam var benim. Plastik böyle. Bakın şöyle bir tahtam var. Tahtamın üzerinde göstereceğim sizlere. Bakın hamuru çok kolay yoğurulan bir pasta arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Şöyle elinizle şu şekilde inceltip böyle, şöyle yaslı bir şekil. Biraz ince olursa arkadaşlar gayet güzel olur. Şöyle bıçak yardımıyla şimdi yakından sizlere göstereyim. Şöyle şu şekilde bıçak yardımıyla şöyle kesip şu şekilde böyle şekil verebilirsiniz. Kare şeklini almış oluyor arkadaşlar böyle. Bunu bozmadan şöyle şu şekilde tepsiye yağlı kağıdımızı aldık. Güzelce. Kareler şeklinde böyle güzelce tepsimize diziyoruz. Hemen hemen bir tepsi çıkıyor arkadaşlar. Rahat
rahatlıkla yani bir tepsi çıkıyor. Şöyle elinizle yuvarlayıp güzelce inceltip. Ama böyle elinizle sıkma çapar gibi yapınca daha kolay oluyor. Şöyle şu şekilde kare şeklinde kesiyorum güzelce. Biraz şekli bozulabilir keserken ama onu siz elinizle düzleyebilirsiniz. Hem kolay hem çabuk olan bir pasta arkadaşlar. Tuzlu kurabiye. Benim eşim bazı şeylerde böyle hani tuzlu kurabiyeleri daha çok seviyor. Böyle poğaça türlerini hani tuzlu şeyleri daha çok sevdiği için ben genelde tuzlu yapıyorum. Tatlı türlerinde de sadece kedi dilini bir de etimekte biraz onlardan şey yapıyor, yiyor. Öbür tatlılardan tatlı şeylerden fazla sevmiyor şekerli şeyler. Onun için ben genelde tuzlu kurabiyeler yapıyorum. Şimdi bunu tepsimizi iyice dolduralım arkadaşlar. Hepsini yapayım. Zaten bir parça bir şey kaldı şöyle. Bunu tepsime dizeyim. Ondan sonrasında üstüne yumurta sarısını sürüp küncüyü de atarken sizlerle paylaşalım. Arkadaşlar hepsini yaptık. Tepsimize de dizdik güzelce şöyle. Üzerine kızımız yumurta sarısını da sürdü. Şimdi üzerine çörek otlarını şöyle sepiştirerek, fazla şey değil ama çörek otlarını şöyle sepiştirerek çayınız demlenene kadar hazır olur arkadaşlar. Misafirleriniz geleceği zaman hemen yanında, çayın yanında servis edebileceğiniz kolay bir pasta tarifi. Bu şekilde arkadaşlar üstüne de çörek otunu, küncüsünü serptik. Şimdi bunu 180 derecelik ısıtılmış fırına atacağız arkadaşlar. Hemen hemen böyle 20-25 dakika altı üstü kızarana kadar güzelce pişireceğiz. Ondan sonrasında çıkartacağız. Arkadaşlar kurabiyelerimiz pişti. Bakın çok da güzel pişmişler. Tam kıvamını almış. Tam istediğim gibi de oldu. Çok güzel bir kurabiye oldu arkadaşlar. Hemen bir tanesini bölüp sizlere göstermek istiyorum ama daha sıcak biraz. Bakın altı ve üstü aynı şekilde kızarmış. Bakın elde dağılıyor zaten. Bakın böyle de bu şekilde göstereyim. Çok da güzel olmuş arkadaşlar. İçini de tam çekmiş. Pişmiş yani. İçi de çok güzel pişmiş. Çok güzel bir kurabiye oldu arkadaşlar. Yapmak isteyen arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.